Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Haftaya Bakış'ta Cemalettin Taşçı ile birlikte karşınızdayız. Sedat Peker'in videosunu izledik. Pazar günü saat 7.30'da koydu. Ve artık her pazar mesaimiz 7.30'da başlıyor diyebiliriz. O videoyu izledik. Hem onun üzerine konuşacağız hem de geçen hafta olan bir iki olay var. Onun üzerine daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soylu'ya sahip çıkması ve Meral Akşener'le bir gerginlik hattı oluşturarak tartışmasını ele alacağız. Bunlar ne manaya geliyor diye. Evet, istersen videodan başlayalım. Bu videonun havası nasıldı? Sen diyordun, buna bakarak biz bundan sonraki yönü belirleyeceğiz. Bakalım sönüşe mi gidecek yoksa bir yüksek noktaya mı çıkıp çatışma fazlalaşacak mı diye. Buna bakarak biraz yolumuzu alacağız diyorduk. Burada birazcık galiba şeyi yükseltti, perdeyi. Yani içerik olarak işte bu Suriye meselesine değindi ve işte bu ne manaya geliyor çok da işin hakçası bilmiyorum. Çünkü benim bildiğim kadarıyla 3 aşağı 5 yukarı bu videoda Peker'in söyledikleri Suriye meselesi işte bu Sadat, Suriye'ye silah, El Nusra'ya silah taşıması vesaire filan falan gibi konular zaten zamanında da konuşulmuş idi. Yazılmış, çizilmiş idi. Bunların uluslararası hukuk açısından ne mana taşıdığını bilmiyorum. Sedat Peker'in bunları şimdi gündeme getirmesi, yani işin faillerinden bir tanesi tarafından dile getirilmiş olması bir fark yaratır mı? Artı bugünkü konjonktürde bir fark yaratır mı? Yani o konjonktür sonuçta işte Trump'ın Amerika'da başkan olduğu, şartların başka olduğu bir dünya idi. Türkiye ile Rusya'nın arasında iyi kötü bir antant durumu var idi filan. Şimdi şartlar değişti. Bu değişmiş olan şartlarda bunların yeniden bir de hani sonuçta Sedat Peker'in dünya gündeminde de Sedat Peker'in açıklamasının dünya gündeminde de yer alıyor olmaya başladığını hesaba katacak olursak daha önce açıklanmış olan şeyler şimdi çok farklı bir reaksiyon yaratabilir. Ama yani dediğim gibi uluslararası hukuk açısından bunlar ne mana taşıyor bilmiyorum. Ve tabii ki devletin buna ne reaksiyon göstereceğini bilmiyorum. Bu tür olaylarda yani gösterilen reaksiyon da çok tayin edici olur. Ama öncesinde şeyle başlayayım izin verirsen. Yani burada ama bir fark olarak ilave olarak söylediği şu, bir işin içerisinde ben varım. Bunu itiraf etmiş oluyor. Benim tırlarımdan geçti. Ama ondan da öte şu anda ve uzun süredir Suriye'de yapılan ticaret belli bir kadro tarafından işte Cumhurbaşkanlığında bir isim veriyor. O ve sancak üzerinden yürüyor ve bunların izni olmadan ve burada da El Nusra var diyor ilave olarak. Bunlar olmadan bu ticaret yürümüyor. Orada işte millet parasını ödüyor, Mehmetçik şehit oluyor, canını veriyor. Bunlar da para kazanıyor diyen yeni bir tarafı da bu. Aslında bugüne gelen tarafı. Şimdi evet oralara gelelim ama önce şöyle bir bende bıraktığı genel hava olarak kendisi de diyor yani şimdi soruyorlar niye yapıyorsun bunları diye bilmiyorum diyor yani bende kalan intiba da bu yani buraya kadar bu işi niye yapıyor olduğunu biliyor idi yani neydi o bildiği onu ben bilmem ama edasında görünen şey bu videoları yapmakla bir muradı vardı. Ulaşmak istediği bir hedef vardı ve kafasında yani ulaşıp ulaşamayacağını bilmiyordu ama sonuçta neyse o yani işte çok düz akıllı ne diyebiliriz işte devletle bir tür anlaşma yapacak işte bir şekilde yeniden itibarını kazanacak veya bir düzene sahip olacak yani bu düzene sahip olması için bu işleri yapıyor idi. Anlaşılan o ki, bende kalan intiba o ki, bu ihtimal iptal olmuş. Evet. Yani şimdiki ruh durumu sahiden de o neyse de muradı, o murat ortadan kalkmış artık ama yine de bunu yapma motivasyonuna sahip kendi kendine sormuş yani ben bunu niye yapıyorum
Yani bu ulaşacaktı olduğum şeye ulaşma şansı kalmadı. Hala niye yapıyorum diye kendi kendine sormuş gibi görünüyor. Oradaki örnek de tabii çok önemli bir örnek. Kureyşli İşa'dan söz ediyor. Onun da bilmediğini Müslümanlar, ilk Müslümanlar yardım ederken, peygamberime yardım ederken bilmediğini söylüyor. Niye yardım ettiğini ona örnek vererek oradan hareketle. Ama orada da işte bir şeyi değiştiriyor. Tarihin akışını o yardım değiştiriyor. Evet. Yani şimdi kendisini ancak böyle meşrulaştırabilecek bir durumda anladığımız, anlaşıldığı kadarıyla. Yani bunu söylememiş olsaydı bende kalan duygu buydu. Geçen videoda demiştim, yani o videoyu izlerken ilk yedisinden farklı bir ton vardı. Bu videoda, o geçen videodaki ton yok. Yani bir şeyler çok... Çok şeyi alt üst edecek açıklamalar yapmış olabilir. Muhteva itibariyle olay öyle olabilir. Ve fakat artık kendisinde o bu açıklamalarla ulaşacak olduğu hedef netliği kalmamış yani. Bir biçimde işte bunu söylemiştik. Bunun ipucunu vermiş idik. Şimdi bundan söz etmek gerekiyor gibi bir şey var. Ve yani yine görünen o ki işte buradan Erdoğan'a sıyırmak için çaba harcayıp duruyor. Yani o da çok anlaşılır değil. Bütün bunlar oluyor da senin yanındaki yamacındaki insanlar bunları yapıyorlar. Orada damadın şunları yapıyor. Orada burada sancak şunları yapıyor falan filan da. Bu beş tane aynı grup her yerden nemalanıyor falan da bütün bunlardan Erdoğan haberi olmuyor. Filan böyle. Böyle bir hikayeye inanacak kadar saf görünmüyor. Gelecek program Erdoğan'la bir hesaplaşma işaretini verdi. Gelecek haftayı görür müyüz? Görürsek bunları görür müyüz? Onları bilmiyorum. Anlaşılan o ki durmadan yer değiştiriyor olmasından da anlıyoruz ki o kadar rahat değil. O kadar rahat olmamasını da çok anlamıyorum. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Yani şu anda kimsenin pekere bir ciddi tehdit olabilecek kadar da kafayı sıyırdığını düşünmüyorum ama dünyanın geldiği hale bakınca hiçbir şeye güvenmemek gerekiyor. Yani her halükarda bu videonun muhtevasını ayrıca ele alalım ama tonu, şekli, biçimi bundan öncekilere kıyasla çok daha zayıftı. Semboller de daha azdı. Ben geçen videoda benim en çok dikkatimi çekmiş olan iki tane unsur vardı. Bir tanesi hiç konuşulmadı. Bir tanesi de benim anladığım şekliyle hiç konuşulmadı yani. Ben de, hani geçen hafta demiştim bu Remzi Gül meselesi üzerine çok konuşulur ve işte bu buradan çok mana çıkartılır. Biz de öğreniriz demiştim. Öyle olmadı. Ayrıca da yanlış data üzerinden de konuşuldu. Yani orada açıkça Remzi Gül Bey merhaba işte ben sizin hissenizi almadığınızın farkındayım. Sizin de bir sorun yok. Mealinde bir şey söyledi. Yani bu çok çok mana taşıyan bir şey ama kimse bunun üzerinde böyle bir tartışmamış idi. İkincisi de orada bir saat vardı ve saat 9'a 10 kala durmuş bir saatti yani. Şimdi ona biz mana veremeyiz ama o saatin 9'a 10 kala da durmuş olması. Yani bir saat olur ve işte o saate bir mana yüklenirse de saatin 9'a 10 kala da durdurulmuş olması normal şartlarda saat durmaz yani. Durdurman gerekiyor. Bir yerde durdurman gerekiyor bir saatte. Niye 9'a 10 kala da durdurulmuş? Bu birisine bir mesajdır yani. Biz anlamayız ama o mesajı gören anlar. Mesela Bahçeli bir dönem saati 17.25 diye sabitlemişti. O 17.25 olayını hatırlatıyordu. 17 evet. Aralık'ta 25 Aralık'ta işte yargı üzerinden FETÖ'nün kalkışmasını. Burada evet. Anlamak zor. Biz anlamayız zaten. Biz anlamayalım diye. Asıl zaten kıymetli şey budur.
Şifreleme budur yani. Şifrenin muhatabı anlar. Ama hani bunun üzerine spekülasyon yapılır diye tahmin etmiştim. Hiç bu konuda bir spekülasyona denk gelmedim. Şimdi burada da ama burada görünen o ki çok daha az sembol var. İşte arkada aile diye bir kitap var. Bunu işte biz hani aileyi tartışmaya açacağız diye de yorumlayabiliriz. Başka türlü de yorumlayabiliriz. Bir yığın bu konuda yorumlama yapılacaktır. Onun dışında bir pusula var masada ve işte bir de yerküre var. Yerkürede de işte körfez gözümüze sokuluyor yani. Bunlar üzerinden yani çok bir yığın yine spekülasyon yapılabilir. Onları da bilmiyorum. Şimdi muhtevaya gelecek olursak asıl vurucu olan muhteva yani senin de işaret ettiğin gibi orada Suriye hadisesi kapsamında yapılmış olan silah ticareti var. Bunun ne sonuç doğurabilecek olduğunu tekrar söyleyeyim. Yani uluslararası camia buna ne reaksiyon gösterecek? Devlet ne reaksiyon gösterecek? Ona bağlı olarak şekillenecek bu. Çok bütün önümüzdeki hafta bununla uğraşmak zorunda kalabiliriz de. Hiç bir şey olmayabilir de. Onu yarından itibaren göreceğiz yani. Gelince yani evet burada işte Libya'da, Suriye'de Mehmetçikler ölüyor ve fakat aslında bütün bunlar 3-5 ailenin ya da işte bir menfaat çetesinin menfaatleri için oluyor hikayesi. Yani işte yıllardır bütün sosyalist çevrelerin zaten söyleye geldiği şey, dünya böyledir. Yani dünya işte, filler tepişirken çimenler ezilir yani. Ortada filler tepişiyor. Bunları biliyoruz biz. Sedat Peker yeni öğrenmişse yani çok acıklı bir durum. Onun açısından çok acıklı bir durum. Durum bu. Dünya böyle yani. Dünyada işte insanları muhtelif semboller peşinden seferber edenler olur. Güç sahipleri olur ve işte güçsüz insanlar da ölürler yani. Ama işte bu yeni öğrenmiş olduğu şartlar altında böyle basit Kürt çözümleri, basit Alevi çözümleri işte orada birilerini getireceksin, bir araya getireceksin. Küt diye bir işin doğrusu anlaşılacak ve filan gibi böyle bir takım masallar anlatıyor. Bu işler öyle olmuyor yani. Öyle bir şeyin doğrusunu biliyor ya da bilmiyor olmamız yüzünden olmuyor sıkıntılar. Haklı olanı kim olduğunu bilmiyor olmamızdan kaynaklanmıyor sıkıntılar. Bambaşka dinamikler çalışıyor ve o dinamikleri anlamadan böyle bizim başımıza gelmiş olan şimdiki sıkıntıların büyük bölümü de buradan kaynaklandı. Yani ben iddia ediyorum bu Erdoğan ve şürekası başlangıçta yani yola çıkarken evet yani orada böyle biz doğrusunu biliyoruz. Üstad Necip Fazıl'dan öğrenmiştik, şeyden de öğrenmiştik, Fesli Kadir'den de öğrenmiştik. Bu monşerleri falan aradan çıkarınca evet diye ülkenin de potansiyeline inanınca her şey kendiliğinden yani bir şeyleri doğru yapmak gerekmiyor yani her şey kendiliğinden olacak. Zaten doğrulacak. Varsayımına sahipdiler. Buna kefilim yani başlangıçta yola böyle çıktılar. Sonra olayların o kadar kolay olmadığını, işleri iyi yapmak gerektiğini, doğru yapmak gerektiğini öğrendiler ama nasıl neyin doğru olduğunu bilmedikleri için de işi bu hale getirdiler. Basit bir misal vereyim yani. Şimdi bu hafta işte Taksim Camii'ni açtılar. Taksim Camii'ni açtıkları zaman, Taksim'i fethettikleri zaman yani 150 yıldır rüyaları buydu yani. Taksim'i fethettikleri zaman her şey yoluna girecekti. Taksim'e camiyi yaptılar işte öyle bilmem 40 ton gül suyuyla açtılar falan filan. Ama bu hafta Twitter'da bir şeyler dolaştı. Gidip görmek lazım.
Ama yani fotoğraflar vardı. Ayasofya'nın kapısını kırmışlar. Efendim işte böyle kadınlar bölümü diye böyle plasterle abuk sabuk bir şeyler yapıştırmışlar. Yani koskoca Ayasofya'ya nasıl muamele edeceklerini bilmeyecek kadar ham, zevksiz, cahil bir kesim bu yani. Bir kesim derken insan, sıradan insanları kastetmiyorum. Yani Ayasofya'nın imamı böyle. Ayasofya'yı imam diye atadıkları insan böyle. Ayasofya'daki görevliler öyle. Kendileri öyle. Dolayısıyla mesele böyle bir takım doğru fikirler, doğru formüller bulunacak ve onlar kendi kendine çalışıp dünyayı yoluna sokacaklar ve Türk dünyaya hakim olacak falan gibi bir takım ya da İslam dünyaya hakim olacak gibi bir takım şeyler yok yani. Doğruyu biliyor ve işte senin ve benim o doğruyu konuşuyor olmamız olmayan her şeyi doğru yapmak gerekiyor. Ya da yaptığın yanlışları faturalarını ödüyorsun. Yani şeyde de bu süreçte de fikirlerinin, niyetlerinin vesairelerin falan iyi olmasının problemi çözmeyecek olduğunu bilmeyecek kadar cahil, kas kafalı adamlar memlekete vaziyet ettiler. Sonra işler sarpa sardı. İşler sarpa sarınca işte Suriye'de bu kafalarla Suriye'ye girdiler. Senin sevgili Davutoğlu'nun stratejik derinlik hikayeleriyle falan. Yani o toplum senin varsaydığın gibi değil. Yani Suriye'deki toplum senin varsaydığın gibi değil. Suriye'deki toplum hakkında da zerre kadar da bilgin yok. Yani bir tarih, uydurma bir tarih nosyonuyla bir takım işler yapıyorsun. Sonra her şey ağzımıza yüzümüze bulaştırdık. Ondan sonra oraya o ağzına yüzüne bulaştırdığın işi temizlemek için silah göndermen gerekiyor. Sadat diye bir şey kurman gerekiyor. Sadat'ı kuruyorsun. O işte gidip sancakla işbirliği yapıyor. Sonra damat sancakla işbirliği yapıyor. Bu sayede damadın nerede olduğunu öğreniyoruz hiç değilse ama yani damat parayı orada, paranın orada olduğunu görüyor. Onlarla iş tutuyor. Sen şimdi burada bir takım fikirlerle bir takım işler yapmışken para dünyayı başka türlü kurmuş oluyor. Sonra senin hasımlarına sen silah vermiş oluyorsun. Falan böyle işler bu hale geliyor yani. Bunlar iyi niyetle, doğruya inanmış olmakla, Allah'ın yanında olmakla vesaireyle falan açıklanacak şeyler değil. Yani doğruyu yapmak gerekiyor ve doğruyu yapmayı bilmiyorsunuz. Yani benim başından itibaren beni biliyorsun. Ben bu heyetin ideolojik olarak eleştirilmesine hep itiraz ettim. İdeolojilerin eleştirilmesine. Mesele ideolojiler değil çünkü bütün ideolojiler böyle yani. Ya şimdi sosyalistlerin ideolojileri de böyle çok iyi niyetliyiz, herkes eşit olsun falan filan. E tamam yani bunu yapmaya kalktığınız zaman kimse eşit olmuyor. Sadece daha herkes daha yoksul oluyor. Yani senin böyle çok iyi niyetlerin çok akıllıca böyle bak gördüm ben problemin nerede olduğunu şimdi onu çözecek formülü de buldum filan gibi zanlar, absürt zanlar. Dünya karmaşık bir dünya ve senin her yaptığın sen burada bir bilardo topuna vuruyorsun. O ona, o ona, o ona. O öteki banda vuruyor falan. Yüzlerce, binlerce top var ortada. Ve bu kontrol edilebilir bir şey değil yani. Dünyanın böyle olduğunu kabul etmeden ve kendi haddini bilmeden dünyaya müdahale ettiğin zaman işte gayretullah'a dokunuyor diyor yani sonuçta. Sonra da sen Allah'ı da FETÖ'cü yapmak zorunda kalıyorsun. Yani iş buraya gidiyor. Buraya gider yani. Dolayısıyla Sedat Peker bunların anladığım kadarıyla yeni yeni öğrenmeye başlamış gibi. Onları da yarım yamalak öğreniyor. Yani böyle oluyor bu işler. Dünyanın bir takım formüllerle yani o aydınlanma aklını anlatırken başta söylemeye çalıştığım şey buydu. Dünyanın bir takım formülleri bildiği zaman yoluna gireceğini varsaydığın zaman zaten bunun şeyden kurtulmaz, pislikten kurtulmaz. Yani dünya o kadar basit değil yani. Ha şimdi buna yaslanarak ben de kendi hesabımla bak bu benim aklımda da olabilecek bir şey. Herkesin aklına ihtiyacımız var burada. Dolayısıyla doğru örgütlenme herkesin aklının örgütlenmesini gerektirir. Piyasa dediğim şey benim budur yani filan. Şimdi bunları ben ama işte bunları boşa konuşuyor yani
sistem anlamında söylemiyorum. Yani bu nasıl diyeyim, bu ruh durumuna dünyanın geçmesi için biraz daha kan kusması gerekiyor. Öyle görünüyor yani. Neyse, biz konumuzu şimdi konumuzdan çok uzaklaşmayalım. Şimdi evet, sen Libya'ya müdahale ettiğin zaman orada bir ekonomi doğar. O ekonomi doğduğu zaman sen şimdi kendi niyetlerin vesairelerin falan her nelerse, ama yani sonuçta orada menfaati olan, o ekonomide menfaati olanlar ellerini sokarlar. E sonra senin desteklediğin adamı sen zor duruma düşürmüş olursun. Adam istifa etmek zorunda kalır. Olaylar böyle olur yani. Paylaşmayı bilmiyorsan, oynaşmayı bilmiyorsan, işveleşmeyi bilmiyorsan falan filan, hiç kimse hiçbir şeyden zevk alamaz yani. Türkiye'nin geldiği hal bu. Buradan şimdi bu video tekrar tespiti yapalım. Bu video bir takım aktörleri harekete geçirip, uluslararası aktörleri veya işte yerli aktörleri harekete geçirip, bir dakika ya, bu şurada şöyle olmuş falan deyip iktidarı zor duruma düşürebilir mi? Yani bu iktidara bağlı, iktidarın tutumuna bağlı. İktidar kendi kendisini zor duruma düşürecek aptalca şeyler yapmadığı sürece, yani yaptığı her türlü günah, en büyük günahlar yani, 15 Temmuz dahil iktidarın lehine çalıştı. Sonuçta 15 Temmuz bu iktidarın eseri, yani tasarlamış olmasa bile yaptıklarının sonucu, ama oradan iktidar güçlenerek çıktı. Bu iktidar güçlenerek çıktı. Dolayısıyla şimdi burada da vay Sadat'tı, Suriye'ydi, El-Nusra'ydı falanlardan iktidarın zarar görmesini bekleyenlerin şunu hesaba katması gerekiyor. Bunu kullanacak aktörler olmadığı sürece buradan iktidar zarar görmez. Anlaşamıyor olduğumuz nokta galiba bu yani. Türkiye'de yani aktörlerde yok buna sahip çıkıp bunu kullanabilecek olan. Yani Sedat Peker'in ortaya attığı topu onun ayağından alıp kendisine oyun kurabilecek bir yeni aktör ya da mevcut aktörler yok. Bunu görüyoruz. Siyasetin alanına henüz tam olarak girmedi. Bir Süleyman Soylu birazcık kendi alanında aldı, topu kullandı, ama onun dışında işte Davutoğlu birazcık yapar gibi oldu. Diğerleri sessiz duruyorlar, bir şey yapmıyorlar. Dolayısıyla nereye gidecek, nasıl kullanılacağı iktidarın ve dış dünyanın tepkisine bağlı kalmış gözüküyor. Evet, yani sonuçta şu anda iktidara muhalefet edebilecek bu video çerçevesinde yapılan tartışmalar itibariyle söyleyebiliriz ki şu anda bu iktidara bu datalarla muhalefet edebilecek olan uluslararası kuruluşlar. Yani ne Meral Akşener, ne Davutoğlu, ne Babacan, ne CHP, ne HDP burada bir hasılat üretemez. Dolayısıyla ben hani tekrar söylüyorum, iktidarın ne yapacağına bağlı olarak yani çok aptalca şeyler yapıp çok kendilerini daha açığa düşürecek aptalca şeyler yapıp kendi ayaklarına dolanabilirler. Bilmiyorum onu. Ne reaksiyon göstereceklerine bakmamız gerekiyor yani yarından itibaren. Şimdi Kutlu Adanlı'nın öldürülmesi, gazetecinin öldürülmesi bir yankı buldu dış dünyada. Çok tartışıldı. Yeniden AİHM'de ele alınıp alınmaması bile gündeme geldi. Muhtemelen burada da bir Sadat'ın silah göndermiş olması gündeme gelecektir. Belki bir konu da şu olabilir. Sedat Peker dedi ya, ilk başta bütün Kürtlere Türk pasaportu verseydik, yani Türk vatandaşı yapsaydık, onlar yani bir tür federasyon olsaydı Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de, bu mesele başka türlü çözülebilirdi diye. Bu mesele hem Arap ülkeleri açısından bir tartışma konusu olabilir, hem de Batı ülkeler açısından, işte ne Osmanlı, yeni Osmanlı'yı kurmak istiyordu, bak biz söylüyorduk gibi şeylere vesile olabilir. Yani o bana çok ihtimal dahilinde görünmüyor, ama sonuçta iç politik açısından bakıldığında, hani daha önceki videoda da, son videoda değil, onun önceki videoda da Kürt meselesi konusunda söyledikleri aslında Türkiye'de ciddi bir barış projesi olan, kafasında bir barış projesi olan, mesela Meral Akşener için
çok elverişli bir pastı kullanmadı, kullanamadı. Yani şimdi anlaşılır bir şey. Orada bir suç örgütü lideri var. Ona sahip çıkmak da zor vesaire falan. Ama işte doğru muhalefet demeye çalıştığım şey bu yani. Benim ideolojim doğru. O halde ben buradan kazanırım diye bakmak gerekmiyor. Muhalefet öyle bir şey değil. Ama Meral Akşener sen orada bir muhalefet lideriysen kimsenin aklına gelmeyeni akıl edecek bir heyetin olacak vesaire falan burada bu fırsatı değerlendirecek. Çünkü hani seni sıkıştırıyor olan ne? Eğer iktidar adayıysan sonuçta hem memleketin bu cinnet geçirmiş halinden yılmış milliyetçi muhafazakar kesime bir pas atman hem de Kürtlere bir pas atman gerekiyor. Ve Sedat Peker sana bu konuda bir açılım sağlamış. Yani işte devlet adına iş yapıyor olan bir takım absürt insanlar Kürtlere çok zulmetmiş idiler. Dolayısıyla Kürtlerin hassasiyetleri haklıdır. Şimdi bu videoda çok daha güzel bir şey söyledi. Şimdi tam olarak formüle edebilir miyim bilmiyorum. Yani Kürtler o dönemin Birleşmiş Milletleri'ne biz Türklerle bir arada yaşayacağız dediler. Sonuçta hani bizim buna karşılık olarak onlara daha bir onları pamuğa sarıp öyle yaklaşmamız gerekiyordu falan. Ödüllendirmemiz gerekiyordu diyor. Onları ödüllendirmemiz gerekiyordu diyor. Onlar ayrılmadı, kopmadı. Bizimle olacaklarını beyan ettiler diyor. Evet, şimdi sonuçta milliyetçi tabana bak kardeşim biz Kürtlerle kucak kucağa iş yapacağız demek için anlatılabilir bir hikaye değil mi? Güzel bir hikaye yani. Oradan Kürtlere de bak evet biz size yapılan ayıpların hiçbirisine de katılmıyoruz falan deme fırsatı da sağlıyor. Şimdi böyle zeminler sağlıyor. Böyle hikayeler sağlıyor şimdi. Bunu da Sedat Peker yapıyor yani. Ama bunları kullanabilecek işlek bir şey yok yani. Siyaset üreten kimse yok. Herkesin bir dünyanın her problemini çözecek formülü var ve o kendi kendine çözsün isteniyor. Şimdi vatandaş da bu formülü bir biçimde anlamayan ahmaklar sürüsü. Yani şimdi tablo böyle yani o bulmuş formülü oturmuş sendikalar üzerinden falan ekonomi yönetilse her şey yoluna girecek falan hikayesi anlatıyor. Yani böyle iktisat profesörleri işte CHP'de vatandaş işte sendikalaşmıyor, sendikalar da şöyle yapıyor. O yüzden olmuyor. Yani aslında adamın idrakine sen de sahip olsan her şey çözülecekti. Şimdi aynı şey işte bu videoda Sedat Peker de var, Erdoğan da var, Süleyman da var. Herkes de aynı şey, aynı kavrayı var. Ya bu dünyada formül problemi çözüyor olsa bütün dünya zengin olur yani. Angola niye zengin olmuyor o zaman yani? Ama işte böyle şimdi Peker buradan böyle bir takım zeminler açıyor. Bu zeminleri kullanabilecek bir muhalefet yok. İktidar buna nasıl reaksiyon gösterecek onu göreceğiz. Ama uluslararası bir muhalefet çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani şimdi unutmayalım 14 Haziran'da NATO zirvesi var ve Türkiye Erdoğan orada Türkiye'yi temsil edecek ve Biden'la da bir görüşme yapacak. Sadece Biden'la değil bazı Avrupa ülkelerinin liderleriyle de mesela Miçotakis'le de yapacak. Biden'la görüşme yapacak diye çok emin konuşuyorsun. Ben doğru anladımsa Amerikan o Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'da eğer böyle bir görüşme olabilirse diye bir cümle kurmuş. Yani o görüşme de çok garanti değil gibi görünüyor. Çünkü hani bu cümleler böyle çok gelişi güzel söylenecek cümleler değildir yani. Bakan yardımcısı hem Brüksel'de NATO zirvesinin konusunu, gündemini görüştü, ele aldı. Hem de Türkiye'de o meseleyi de aldı. İki liderin görüşmesinin de çalışmasını yaptı. Onu görüşebilirse dedi. Yani bir şey olur mu diye söylemiş olabilir ihtiyaten. Ama görüşme olacağı netleşiyor. Net gibi gözüküyor yani. Onda bir... Yani ben hani Biden görüşmeyecek manasına çıkarmadım. Yani benim anladığım kadın Ankara'da
ki şeyi de yani hissiyatı da Ankaralı Ankara'da görüşmeye yanaşmayabilir. Yani bu iş, bu gidişat böyle bir görüşmeyi de imkansız kılma ihtimali var. Tamam, zaten duygusuna sahip yani. Bu ayrı bir şey. Kadında böyle bir şey var. Yani benim gördüğüm kadarıyla istersen buradan şeye de bağlayabiliriz yani. Videonun sonuna da bağlayabiliriz. Bence en kritik mesajlardan bir tanesi oydu. Benim gördüğüm kadarıyla iktidar olağanüstü sıkışmış durumda ve bu olağanüstü sıkışmış iktidarın yapabileceği çok az şey var. Bunların bir tanesi bütün uluslararası köprüleri yakmak. Yani Türkiye'yi tam anlamıyla dışarıya kapatmak, kelimenin gerçek anlamıyla. Bütün uluslararası yükümlülükleri yok saymak, ilişkileri yok saymak, içeride de bir karışıklık çıkarıp ya da bir karışıklık çıkmasını bahane edip baskıyı maksimize etmek. Bir darbe veya işte bir iç savaş riski gibi bir bahaneyle iç hukuku da askıya almak. Yani daha faşizan bir rejimi, yani bir olağanüstü hal rejimi ne geçmek gibi bir seçeneği kaldı gibi görünüyor bana. Yani dolar yeniden başını kaldırdı. Şimdi pazartesi, yarın olay nasıl olacak bilmiyorum ama ekonomi sürdürülebilir bir şey vasıflarını tamamen yitirdi. Kaynayan kazanı söndürecek bir malzeme yok ve Sedat Peker videoları da bunların üstüne geldi. Yani bu aslında hani zaten herhangi bir tetikleyici bu işi sıkıntıya sokacak durumdaydı. Şimdi Sedat Peker videoları da bunu tetikledi. İşler çok çok zorlaştı gibi görünüyor bana. Temel sıkıntılardan bir tanesi de bütün bu hikayenin içinde içerideki aktörlerin birbirleriyle aralarındaki gerilimin artmış olması. Yani Bahçeli, Süleyman, damat vesaire arasındaki problemlerin artmış olması. Şimdi burada bir muhalefet, doğru dürüst bir muhalefeti olsa Türkiye'nin bu iktidarı da rahatlatabilir. Yani efendice gitmenin veya hiç değilse muhalefetle rekabet çerçevesinde bir şeyleri yoluna koymanın imkanlarını sağlar. Onlar da yok. Uluslararası bir müdahalede Türkiye'de, yani uluslararası bir müdahale derken kastım işte bir takım mahkemeler vesaireler falan da Türkiye'de zaten herkes için alerjik. Herkes alerji yaratır yani. Ama görünen o ki şimdi başka da bir ihtimal görünmüyor. Eğer bu uluslararası müdahale olursa da dediğim gibi yani hükümetin işleri çığırına çıkartması için bir bahane de o sağlayabilir. İşlerin nereye varacağını dolayısıyla çok öngöremiyorum. Hani geçen sefer demiştim, behemal bir seçime gidemezsek hiç seçime gidemeyebiliriz. Behemal bir seçime gidecek şekilde de görünmüyoruz. Yani şimdi bu arada da Erdoğan mesela işte yani Akşener hadisesi vasıtasıyla zaten bunun işaretlerini verdi yani. Demin sözünü ettiğim şeylerin işaretlerini verdi yani. Akşener'e söylediği normal şartlarda herhangi bir müeddet, yani çok böyle çok demokratik falan olması gerekmiyor yani. Ama minimum şartlarda bir edepli bir iktidar Rize'de yaşanmış olanlardan utanç duyar. Yani örtmeye çalışır yani. Şimdi onu böyle kürsüden bu senin daha iyi günlerin falan diye söyleyecek kadar çığırına çıkmış olması, yani kimileri işte bu Peker videoları vesaire işte ekonomi falan konuşulmasın diye bu kadar çığırına çıktı falan diye gündem yorumları değiştirmek ama değil. Hayır, öyleyse zaten ekstra yani bir şeyi örtmek için kullandığını söylediğin hikaye zaten kendisi başlı başına 6 ay uğraşıp örtülmesi gereken bir şey yani. İş o kadar çığırından çıktıysa zaten örtü öyle. Ama yani orada şunu gördük yani, hükümet pekala işte böyle muhalefete yönelik, muhalefetin bir takım şeyleri bahane ederek muhalefete yönelik böyle şiddet olaylarını, yerel şiddet olaylarını
pekala görmezden gelebileceğine işaret etti. Eğer derdi bu değilse bile sonuçta doğacak olan sonuç budur yani. Buna ilave olarak şimdi bir de yani bütün bunlar böyle ekonomi batmış orada perişan millet resmen perişan yani filan siyaset bu halde muhalefet doğru düz muhalefet şartlarına sahip değil filan ve hala bir Kanal İstanbul zorlaması var yani böyle insanların damarına basmak için filan yapılıyor gibi yani. Bir de ya böyle Kanal İstanbul'u ya şurada temelini atacağız, şurada iki şehir kuracağız. Ulan bir tane şehrin hakkından gelemediniz. İstanbul'a iki tane daha şehir kurmanın bir manası var mı? Yani nasıl bir ruh durumu bu? Gerçekten yani buraya bütün bunlara bakınca bak ben benim hissiyatım şu. Kanal İstanbul başka bir şeyler olmayabilir ama Kanal İstanbul meselesi bir yığın İstanbulluyu sokağa dökebilir. Ve buradan sahiden de hani kimsenin menfaatine olmayan çok tatsız sonuçlar çıkabilir. Yani eğer Erdoğan'ın yanında bu konuda bak bu iş buraya varırsa hepimizin sadece biz değil yani çoluğumuz, çocuğumuz, torunlarımız bunun hesabını veremez diye idrak edecek idrak sahibi birileri yoksa yanında biz sahiden çok kötü bir yere doğru gidiyoruz diye düşünüyorum yani. Bu kadar her şey alt üst olmuşken böyle absürt bir inatla bilmiyorum yani siz iyimser olmayı sürdürün yine. Evet. Ben bu kadar taraftar değilim doğrusu da yani bu oraya varacağını zannetmiyorum. Yani Türkiye kendisini batıya kapatır bir noktaya gelemez. İki, Türkiye'de seçim olmayacak gibi bir iç kargaşalık ve ona gerekçe yapılarak bir daha şiddet, daha otoriter bir yönetim, seçimi erteleyecek bir yönetim de olmaz gibime geliyor. Yani şimdi ben sana deseydim ki 6 ay önce Meral Akşener Rize'ye gidecek, başına şöyle şeyler gelecek, sonra da Erdoğan çıkıp da bu senin daha iyi günlerin gelin hanım, yine işte Rizeliler iyi davranmışlar falan filan diyecek deseydim, olur mu canım yani Türkiye'de de, Türkiye'nin teamülleri, geçmişi, geleceği vesaire falan derdiniz ya. Yani oluyor kardeşim işte bunlar. Şartlar şunlar yani esnaf kepen kaçamıyor. Millet evine ekmek alıp götüremiyor. Adam Kanal İstanbul inadı yapacak deseydim. O inadını sürdürüyor oradan yere adım atmamak için. Bir kutuplaşma siyaseti güttüğü için. Artık Kemal Kılıçdaroğlu'yla beklediği kutuplaşma olmuyor. Meral Akşener'le o kutuplaşmayı sürdürmek istiyor. Ne kadar sürdürebilir bilmiyorum ama çok süreceğini de zannetmiyorum. Çünkü Akşener de orada çok fazla şey yapmadı. Gerginliği sürdürecek bir pozisyon almadı. Akşener'le değil, milletle inatlaşıyor. Tamam. Yani sonuçta... Millet de tutumunu, tavrını aslında işte 60 milyon izlemeyle başka bir sese, bir söze itibar edebileceğini, mesajını verdi. Ben mevcut söylenenleri, tekrarlananlara çok fazla itibar etmiyorum. Bir şeyi arıyorum, haberiniz olsun. Mesajını vermiş oldu. Burada Sedat Peker'in söylediklerinin öneminden ziyade onu izleyenlerin bu kadar kalabalık olması çok daha önemli. Tamam. O milletle inatlaşıyor. Evet. Ve o milletin sahibi yok ve o milleti sokağa dökene kadar yani Kanal İstanbul'da dökemezse bilmem neyle sonuçta ortaya bir arbede çıkana kadar zorlayacak gibi görünüyor yani. Yani böyle gerçeklikle zaten irtibatının kopuk olduğunu aylar önceden itibaren söyleyip duruyorum. Böyle afaki bir dünyada yaşıyor ve kendi menfaatinden başka herhangi bir menfaati gözetmiyor olduğu da görünüyor. Yani bu gidişatın durmadan vites büyütüyor olan bu gidişatı frenleyecek, durduracak ne var? Ben bunu görmüyorum. Bilmiyorum yani. Milletin rızasını alıyor idi bugüne kadar. Rızasını alarak iş yürütüyordu. Millet de o rızasını veriyor idi. Şimdi rıza üretmek yerine inatlaşarak, ona bir şey kabul ettirerek, dikte ettirerek yoluna devam etmek istiyor. Ama muhtemeldir ki millet burada o desteği vermeyecektir. Belli bir şeyi bahane edip
herhalde bir noktada harekete geçecektir. Biraz zor harekete geçer millet ama bir şekilde derdini ifade eder. Tamam. O bir şekilde derdini ifade edene kadar başımıza neler gelecek onu göreceğiz bakalım. Sonuçta benim açımdan son dönemlerde yaşadığımız en tatsız haftalardan bir tanesini yaşadık. Ama galiba bunlar iyi günlerimiz yani. Doğru. Bu Sedat Peker'in videosunun sonunda sakın sokağa çıkmayın, özellikle 40 yaş altına seslenmesinin özel bir nedeni var mı? Yoksa hep söyleye i̇şte, geldiği bir çizginin sonucu mudur? Bendeki hissiyat şu yani. Bunu söyleme ve vurgulama ihtiyacı hissettiğine göre milleti sokağa çıkartmaya çalışan birileri var. Ya bunu hissediyor veya bu konuda elinde bilgi var, malumat var. Yani çünkü bu hükümetin şu andaki tek tutar tarafı milletin sokağa çıkması. Millet sokağa çıkacak. Hükümet de vay millet sokağa çıktı deyip ondan sonra bunları dış güçler efendim işte biz uçuyorduk, kaçıyorduk, bizi kıskanıyorlar. O yüzden bunları yapıyorlar. Vay FETÖ. Zaten işte dediği gibi herkes FETÖ'cü. Filan diye böyle bir gürültüye getirip bizim üzerimize biraz daha baskı yapacaklar. Ve Sedat Peker bunu ya hissediyor veya elinde bir malumat var diye düşündüm. Yani o yüzden çok videonun en önemli tarafının o olduğunu düşünüyorum. Peki millet Sedat Peker'in bu çağrısına mı itibar eder yoksa Erdoğan'ın kutuplaştırma, inatlaşma çabasının sonucunda sokağa mı çıkar? Şimdi ben bu hani 40 yaş altı vesaire falan işin şeyi de sonuçta milletin normal şartlarda sokağa çıkmayacak olduğunu düşünüyorum yani. Yani herhangi bir kesimin sokağa çıkmayacak olduğunu düşünüyorum. Ama yani iki şey bunun istisnası. Şimdi Rize'deki olaylar besbelli ki provokasyon. Yani orada kadının birisi Meral Akşener'e geliyor, başörtülü bir şeyler söylüyor. Sonra çıkıyor ki kadın normal hayatta başörtülü değil. Belli ki bu bir provokasyon. Dolayısıyla şimdi bu tür provokasyonları yaparak milleti sokağa çıkmaya zorlayacak bir şeyler yaparlar mı bilmiyorum. Yani bu provokasyonları nereye kadar götürebilirler bunları bilmiyorum. Birinci husus bu. İkinci husus bende öyle bir intiba var ki bu Kanal İstanbul meselesi insanları sokağa çıkartmış. Yani o 40 yaş altında Sedat Peker 40 video yapsa bile o 40 yaş altında sokağa çıkartır. Kanal İstanbul çıkartır yani. Yani o yüzden bu haftaki işaretlere baktığım zaman ya bir dakika yani sahiden bunlar zıvana çıktılar diye görüyorum. Eğer içlerinde sağduyu sahibi kimse yoksa Erdoğan'ı ve bu işleri yapacak olanları frenleyecek birileri yoksa çok da ciddi bir güvencemiz yok diye düşünüyorum. Yani bu Fahrettinlere... AK Parti içerisinde bu gerilim bir kopmaya, bir ayrışmaya yol açmaz mı? İnsan ümit etmek istiyor. Orada hiç değilse 3-5 tane aklı selim insan olsun. Ümit etmek istiyor yani. Var mıydı? Yani mesela şimdi kendisiyle hiçbir muhabbetim yok kendisine. Tanımam da. Cemil Çiçek, Bülent Arınç falan işte. Yani mesela şimdi ama bunlar olsaydı o bile bir sigortaydı yani bir dakika diyebilirler diye tahmin edebilirim. Şimdiki halimiz yani meclis başkanına bakıyorsun, İçişleri Bakanı'na bakıyorsun, orada iletişim şeysi Fahrettin'e bakıyorsun falan yani şimdi İbrahim Kalın'a bakıyorsun. Yani kimden böyle bir sağduyu bekleyeceksin yani? Bunlar kendi pergüreli bilmem ne filanlarının menfaati için memleketi yakabilecek insanlar. Hepsi öyle yani. Hepsi yani üç kuruşluk menfaatleri için memleketi yakabilecek adamlar. İşte meclisteki adamlar da dahil olmak üzere. Dediğim gibi bugünleri de arayacağız gibi görünüyor. Bize internet çok zorluk çıkarıyor. Devam etmeye kararlı mısın? İstersen bitirelim burada. Dediğin gibi hakikaten
bir altyapı sorunu var internette. Uzun bir süredir sabit memlekette çalışan herhangi bir şey bırakmadılar ya. Evet, burada bitiriyoruz o zaman. Sevgili dostlar, biraz zor şartlar altında bir video gerçekleştirdik. Birkaç kopma oldu. Umarım bütünlük kaybolmaz. Yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.